Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Virtualizer KVM'in nasıl yapılandırılır bu videoyu göstereceğim. Daha önce birçok arkadaşım Virtualizer hakkında bana sorular sormuştu. Bu videoyu izleyerek kendi Virtualizer KVM sisteminizi kendiniz yapılandırabilirsiniz. 01 Virtualizer KVM kurulumu yaptım. Hiç hayal yapmadım. İlk defa giriş yapacağım. Sizlerle birlikte ben de Virtualizer panelimi yapılandıracağım. İlk öncelikle üstten aşağı inelim. Bir IP pool ekleyelim. Google DNS. Burada IP adreslerimi eklemek için bir arayüz. Name kısmına son kısmı yazmanıza gerek yok. İlk 3 satır olması yeterlidir. Gateway kısmına böyle yapalım. Gateway ve Netmask kısmına hosting firmanızdan IP bilginizi almanız gerekiyor. Bilmiyorsanız buraya ne yazacağınızı bilmiyorsanız bunu hosting firmanızdan talep edebilirsiniz. Yanlış yaparsanız da IP'niz sunucu oluşturduktan sonra ping almaz. Burada ilkten başlangıç IP ile son IP'yi otomatik olarak tanımlayacak. Mesela benim panelim 110. Ben buraya 111 şöyle de 121. Bu panel standart subnet netmask yapılandırması için Hetzner kullanıyorsanız buradan arkadaşlar yapmanız gereken enable not. Zaten Hetzner araştırdığınızda virtualizöre destek talebi oluşturduğunuzda muhtemelen enable not işaretlemeniz gerekiyor. Biz burada standart subnet kullandığımız için use rooted network. Hetzner kullanıyorsanız NAT'ı seçebilirsiniz. Add IP pool deyip devam ediyorum. IP'lerimi ekledim. Storage'imi ekleyeceğim. Buradan sol tarafta Add Storage diyorum. Tekrar localhost. Local 1. Şimdi burada bir sürü storage yapısı var. Ben genelde file kullanıyorum. Çünkü en basiti bu geliyor bana. Kullanmak istiyorsanız TinLVM kullanabilirsiniz. Ama bunun için volume grup oluşturmanız gerekiyor. Ben bunu tam olarak bilmiyorum ama bunu Virtualizer ekibi yapılandırabiliyor. Destek talebi ya da virtualizer.com'a girdiğinizde canlı destek üzerinden destek alabilirsiniz. Bunlar ücretsiz olarak yapıyor. Bilginiz olsun. File deyip slash home. Yani home dizininde benim sanal sunucularım barınacak. Burası raf kalabilir. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Add storage deyip tekrar yoluma devam ediyorum. Storage'imi de ekledim. Burada ise siz hangi ISO'ları panelinize yükleyeceksiniz? Hangi müşterinize hangi ISO desteği vereceksiniz? Bu sayfa üzerinden ISO'larınızı çekebilirsiniz. Burada KVM'i seçiyorum çünkü ben KVM sanallaştırmasını kurdum. Burada da bir sürü ana dağıtımlar var. İşte CentOS'un sürümleri, Ubuntu'nun sürümleri gibi. Ben burada ilk öncelikle CentOS'un son sürümlerini kuracağım. 7, 9 ve 8. En çok tercih edilenler Ubuntu 20, 18, ve 16. Alem Linux'u tercih edenler de oluyor. Sonrasında Debian 10, 9, 8 diye gidebilir. Bunları kimse kullanmıyor. Rocket yeni çıktı. Şimdi ben bunları yüklemeyeceğim. Sadece örnek olması için gösterdim. Windows'u daha önce ekledim ama sizin için bir de eklemeye çalışacağım. Unuttum çünkü. Bunu sonra Windows'u sonra yapacağım. Şimdi genelde arkadaşlar en çok burada takılıyor. Onu da göstereyim size. Burada Play Service Virt Network Start. Bunu esas açıdan çalıştırmanız gerekiyor ama bu çalışmayacak çünkü bir yer yapmanız gerekiyor. Sol taraftan Configuration, Master Settings. En aşağı indiğinizde Network Interface ayarını yapmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Buraya ne yazacağınızı ben size hemen kolayca söyleyeyim. Virtualizer'ın bulunduğu sunucuya bağlanın. IP boşluk link. Tam ekranda açayım. Kafamız karışmasın. Şimdi IP link arkadaşlar network adaptörlerinin numaralarını gösterir. Örnek olarak low 1, siz low yazmıyorsunuz. Low'dan sonrası ikinci adaptör.
Burada örnek olarak ben HP Server kullanıyorum. Burada 4 tane Ethernet kartı var. 1, 2, 3, 4. Ethernet kablosu hangisine takılıysa orası up moduna geçer. Gördüğünüz gibi burada up mod. Siz yanlışlıkla 4'e takmışsınızdır, 3'e takmışsınızdır, 2'ye takmışsınızdır. Orası hangisi up modsa onu seçmeniz lazım. Benimki up mod birinci seçenek. NO1. Ben buradaki NO1'i aldım. Şuraya ekledim. Tamam dedim. Tekrar Create VPS'e geldim. Şu komodu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi tekrar VPS oluşturduğumda buradaki hata gitti. Genel ayarlarımızı yaptık. Şimdi Hetzner kullanan arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Gateway'ini config dosyasına network dosyasına eklemeleri gerekiyor. Buradan cd etc ssconfig network şöyle bakalım hangi dizinler var. Gördüğünüz gibi NO1. Benimki NO1'di. Nano komutu bulunamadı. Yum install nano. Buraya genel olarak Hetzner otomatik kurulum olduğu için burada gateway olmuyor. Gateway yazılı gelmiyor. Siz bu satırları en aşağısına gateway'i eklemeniz gerekiyor, haberiniz olsun. Jetlex'e çıkıyorum. Bu da bir hatırlatmadır. Tekrar bir test sunucu oluşturalım. Bakalım IP adreslerimiz ve sistem çalışıyor mu? Demo.com. Demo. Planım yok. Standos 7. Demo. DNG desteğini ver. Bir tane IP ata. Network ve bandwidth'e dokun. Bandwidth 0. 4 GB RAM. 2 GB swap. Bu da nasıl söyleyeyim? Megahertz bakımından. Mesela siz dediniz ki 4. Örnek olarak tam CPU vereceksiniz. Ne verdiniz? E5-2690 versiyon 2. Bu tek core'da 3 GHz olduğu için siz buraya 12.000 yazacaksınız. Bu da %1200'e eşittir. Ben buraya 50 GB disk verip sana sunucumu çalıştırıp oluşturmaya başlıyorum. 111 nolu sunucuyu atayacak IP adresini. 111 nolu IP adresini atayacak sunucuyu. Yanlış cümle kurdum. Ben şimdiden pingliyorum. Android şifresini belirliyor. Son olarak sanal sunucuyu açıyor. Zaten 177'ye kadar sıkıntı gelmediyse, hata vermediyse bundan sonra sorunsuz açar sanal sunucuyu. Bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi IP adresin çalışacak mı? Bize bilgileri verdi. Eksi ekmedi. Burayı hiç bozmadan açıyorum. 1'e tıklıyorum. Konsolumu açıyorum. Bakalım. Sanal sunucum açılıyor mu? Gördüğünüz gibi açılmış. Ping almaya başladı. Bilgilerle giriş yapmayı deneyelim. Kullanıcı adım root. Root password. Gördüğünüz gibi sunucum tamamen sorunsuz olarak çalıştı. Bu sunucu update etsin. Biz de Windows Server kurulumlarına bakalım. Çünkü bunu videoda soracaksınız. Size sormadan ben ekleyeyim. Virtualizer Windows Template.
Inkleri burada yer alıyor. 2019. Template. Add template. KVM. Windows. URL. 2019. Windows Server 2019. Bu ne demekmiş? Boyutlandırma. Kopyalayamadık. Bu tam olarak ne bilmiyorum. Benim daha önce de kurmadım. Seçiyorum. Ne işe yaradığını beraber görürüz. Burada datayı otomatik olarak kendi çekiyor. 5 GB bir boyutu varmış. Bakalım başka kaynaklar var mı? Windows Server 2022 çıkmış mı? Güncel olarak sitelerinde yer alıyor mu ya da forumunda? Nasıl yapılacağını söylüyor. Bir tane Windows kurarız. Şu anlık yok. Bekleyelim. Başka yapmamız gerekenlerden neler var? Plan oluşturmayı unuttuk. Onu planımızı oluşturalım. Buradan et plan diyorum. Buradan plan 1 ya da VPS satıyorsanız VPS isminize göre oluşturabilirsiniz. VPS 1. Burada KVM'yi seçiyorum. Santos 7'yi seçiyorum. Örnek olarak 50 GB SSD, 4 GB RAM, 2 GB web. Bağım hiç sıfır. Bunlara dokunmuyorum. 2 core vereceğim. 6 MHz limit vereceğim. %6000. Temel limit bir IP adresi. VNC desteği vereceğim. Burada Enable RDP. Başka da bir şey yok. Evet, burayı indirmiş. Şimdi bir tekrar sana Windows oluşturmayı deneyelim. Custom olarak çıkıyor. Burada daha önce sanal sunucu oluşturup e-mail, hostname gibi şey oluşturduysanız burada otomatik olarak kendisi kaydediyor. Buradan VPS 1 paketini seçiyorum uğraşmadan. Windows Test. Diski 100 verelim. 50 GB yetmez falan. Add virtual server. Bakalım sorunsuz olarak makinemizi kuracak mı? Şöyle bir şey olur genelde KVM sunucularda. Windows sunucuyu kurar ama içinde siz giremezsiniz. Windows'un kendi içerisinde işte RDP'yi aktif eder. Firewall düzenlerini aktif eder. İçerisinde Windows kurulumunun temellerini nasıl VMware'da Windows kurup uzak masaüstü bağlantısını açıyorsunuz. IP ayarlıyorsunuz. O söz zarfında KVM'de o işleri kendisi otomatik hallediyor. Biz farklı bir şekilde KVM sunucusu sistemi kullandığımız için bizim yapımız öyleydi. Ama virtualizörün ayarlamasında nasıl? Onu da birlikte bakacağız. Şu ana kadar sıkıntı yaşatmadı. Konsoldan da beraber takip ederiz zaten.
Kurulumum tamam. Bunda niye Linux'un ikonu çıktı? Aa. Linux kurmuşuz. Yanlış mı kurduk? Tekrar kontrol ediyorum. Oradan muhtemelen create template oluşturacağız ekstradan. Yine Linux yeni verirse. Hem bir göz atalım. Bu sadece SanaSuncu'nun template'ini oluşturuyor. Bu da nedir? Ben sonunda açıklayayım arkadaşlar buraya gelmişken. Örnek olarak bir sunucu oluşturdunuz. Bu web sunucusu olabilir, bu oyun sunucusu olabilir. İçinde tüm optimizasyonları yaptınız. Fakat bunun kullanılmak yerine bir template oluşturuyorsunuz. İşte nedir? Bir oyun kurmuşsunuzdur. İçerisinde hazır eklentiler, paneller falan vardır. Yazılımcının sayesinde onu lisanslamışsınızdır. Onu aynı şekilde ISO haline dönüştürebilirsiniz. Yani hiç tekrar kurmanıza gerek yoktur. Onu da müşterinize hazır şekilde ISO olarak verebiliyorsunuz. Bu da bu işe yarıyor. Burada başka eskiden yaptıklarım neler var? Başka bir şey yok. Kurulum da biterse bu uzun sürdü. Muhtemelen Windows kuracak. Evet, Windows kuracak. İyi konu. Ben demin CentOS seçmişim görmeden. Şu anda zaten kilitli. Sadece burada illa siz KVM kurmak zorunda değilsiniz. Bir sürü yapısı var. Deneyebilirsiniz kurmadan önce. İlk ay virtualize lisans ücretsiz. Bunun da bilgisini vereyim. Buradan KVM, OpenBZ, Zen Server, LXC, OpenBZ 7, Proxmox, Virtuoso gibi bir sürü sanallaştırma mekanizmaları, sistemleri mevcut. Aynı zamanda Master Slave olayı var arkadaşlar. Tek panelden tüm virtualizör sunucularınızı, IPS'inizi yönetebiliyorsunuz. İkinci sunucunuzu ana master ekleyip yani şu panel eklediğinizde tüm VPS'ler, iki sunucunun VPS'leri de tek ekranda görülebilir. Yani VMware'deki vCenter olayı gibi. Başka bunun için ha burada sitenin şeyi, panelin genel bilgileri, işte logosunu veya özelleştirmek istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. E-mail adresini buradan doğru e-mail adresini buraya yazabilirsiniz zorlama için ya da buradan API üzerinden sistemi çalıştırıp mail gönderebilirsiniz. Burada ise kullanıcıların yetkilerini ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak monitörü engelleyebilirsiniz. İşte BNG desteğini kapatabilirsiniz. Ne yazdı? Böyle bir şey yapalım. Bir hata oluştu diyor. Acaba zor şifre vermediğimiz için mi?
tekrar kurmaya çalışalım. Olmazsa çok uğraşmayacağım. Zaten sizde problem olursa Virtual Özür ekibini desteklere buluşturabilirsiniz. Bizim buradaki asıl amacımız Windows sitosunu hazırlamaktı, çekmekti. Onu gösterdim. Sonrasında başka bir şey olursa zaten siz YouTube kanalıma yorum yaparak bana ulaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bunu hangi işletim sistemine kuruyoruz diye soracak olan arkadaşlarım, CentOS 7'yi kuruyorum. İsteyen Ubuntu 20'ye de kurabilir. Yanlış hatırlamıyorsam Alma Linux desteği geldi. Alma Linux'a da kurabilirsiniz. Kimisi Proxmox kurup Proxmox üzerine bir sanal sunucu oluşturup yine bunun üzerine öyle kuruyor. Yani sanal sunucu sanallaştırıp tekrar bir virtualizörü kuruyor. Anlamadım. Daha önce öyle kuranlara ve performansından memnun kalanlar olmuş. Doğrudur. Böyle de yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Yani test ortamı için virtualizör güzel bir panel. Özel Linux dağıtımları için. Şu anda şifreyi belirliyor. Belirledikten sonra hata verdi. Evet. Dediğim gibi çok fazla uğraşmayacağım. Hata ile ilgili. Siz bunu virtualizör ekibine söyleyebilirsiniz. Videom bu kadardı. Çok da bir şey yapmaya gerek yok. Uğraşmaya gerek yok. 5 dakika içerisinde dolu virtualizör panelini hazır edebilirsiniz. VMDS entegrasyonu için zaten modülü mevcuttur. Aynı zamanda Wise CHP yerli panelimiz için de modülü mevcuttur. Onlar için de zaten virtualizörün kendi makalesi var. Google'da şunu yazmanız yeterli. Virtualizör VMDS modül. Buradan modülü indirirsiniz. Buradan indirip aşağıda da arkadaşlar zaten kurulum şeyleri mevcut. Kurulum dokümanı resimli olarak anlatmış arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir şey olduğunda yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.